Ne oldu? Niye kapattınız chat'i ya? 4000 değil miyiz şu an? 4000'de chat kapanmaz. Gerizekalı. Modlar. Benim modum işini bilir. Ottu makine geliyor. Galiba ne yapacağız? Kel olacağım. Kardeşim ben baktım. Ben baktım gençlerimiz bu sene fişek. 5K mı oldu? Okay. Gençlerimiz bu sene fişek. Gençlerimiz bu sene akıyor. Şimdi bakın size Twitter'dan bu gençlerimizin ne kadar akıllı olduğunu göstereceğim. Instagram'dan da göstereyim. Şimdi ben Twitter'dan kalktım dedim ki. Şimdi arkadaşlar habere de bir bakalım isterseniz. Bakın. Çocuklar okula gidip çay içip dönüyorlar. Ya da okullar gerçekten götüm gibi eğitim veriyor yazmışım. Altında da matematik bakın. Haberin tamamına bakalım isterseniz. Şu yapılan netlerin ortalaması şurada bir yerde yazıyordu. Nerede abi? Hah. Burada. Türk Dili ve Edebiyatı 24 soruda 4. 4.7 tamam. Tarih 1 10 soruda 1.6. Tarih 2 11 soruda 1.46. Coğrafya 2. Coğrafya 1 6 soruda 2. Coğrafya 2 11 soruda 2. Asıl iç karartıcı taraf burada abi. Nerede? Hah. MF'ye geçiyorum abi. Matematik 40 soruda 3.9. Fizik 14 soruda 0.4. Hiç şaşmamalı Türkiye'de düz dünya teoristlerinin son zamanlarda artmasına. Hepsi birer bilim adamı amına koyayım. Kimya 13 soruda 1. Biyoloji 13 soruda 1.6. Oğlum açık ve net söylüyorum yani sallasan daha iyi olur. Nasıl? Aklım almıyor lan. Aklım vallahi billahi almıyor. Bunu da tabii Twitch magazin paylaşmış. Klasik. Beyler ne düşünüyorsunuz diye paylaşmış. Tamam mı? En çok parmak alanlardan birisi şey demiş. Amına kodumun şişkosu ne anlar demiş. Tabii kendisi nerede okudular da var. Okuducular da var. Onlar da efsane. Aa, şimdi bulamayacağım ya. Webde çok kötü Instagram. Ne alakası var? Okullar yarrak gibi demiş çocuk. Ne alakası var? Okullar yarrak gibi demiş. Şimdi bakın. Tekrar söylüyorum. Türkçedeki şeye. Bakın Türkçe neredeydi abi? Türk Dili ve Edebiyatı 24 soruda 4.7. Hemen benim yazdığıma bakıyoruz. Çocuklar okula gidip çay içip dönüyorlar. Ya da okullar gerçekten götüm gibi eğitim veriyor. Şimdi buna okuduğunu anlayamayan bir andaval sümüğünün ne alakası var? Okullar götüm gibi demesi. Umudumuz gerçekten gençlik. Umudumuz gençlik abi. Umudumuz gençlik. Teşekkür ederiz. İnşallah memleketi kalkındırıp kendi neslinize ve sizden sonraki gelen nesillere mükemmel bir memleket bırakacaksınız. Umudumuz sik. Tamam beyler sakin olun. Ya bak şunu anlıyorum. Arkadaş. Sen bulunduğun eğitim sisteminde. Bakın ben 88'liyim. Tamam mı? Ben size bir şey anlatayım. You know nothing. Ben size anlatayım mı 88'lerin yaşadıklarını? Ha? Anlamak ister misiniz? Anlatayım mı? Kardeşim biz 88'liyiz. 87'liler ve 88'liler. En çirkin eğitim değişikliklerine maruz kalmış insanlardır. Bizim zamanımızda 8 yıllık eğitim yeni çıkmıştı. Yani bizde şöyleydi. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra orta 1, orta 2, orta 3. Ondan sonra lise 1, 2, 3. Anadolu veya Fen Lisesi ise 4 diye gidiyordu. Fakat bizim zamanımızda yani ben 3. sınıfa giderken, 4. sınıfa giderken ilk sınava 5. sınıfta giriyorduk. Ve Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne 6, 7, 8'de devam ediyorduk. Ve o zamanlar Anadolu liseleri, fen liseleri tam İngilizce eğitim veriyorlardı. Tam İngilizce eğitimde şöyle bir şey. Okula gidiyorsun, matematik dersini İngilizce görüyorsun.
Tam İngilizce bu. Yani İngilizce eğitim değil, tam İngilizce eğitim. Biz dördüncü sınıftayız. Sınavlara hazırlanmaya başlamışız. Hop dediler kardeşim 8 yıllık eğitim. Dedik o ne? Росомаха. Dedik o ne? Dediler efendim artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye girdiğiniz okulda devam edecek. İlkokul değil, ilk öğretim okulu oldu ismi. E dedik tamam, okey sınavdan kurtulduk. Oh, rahatladık böyle bir. Tamam, sınav stresini 5. sınıfa giden çocuğa yaşatmayacaklar dedik. Sevindik. Ama okullara öğretmen atanamadı. O zaman tabii CHP dönemi. Hiçbir şeyi beceremiyor bunlar. Leş, çirkin. Tüp sırasındayım. Tüp alıp okula gidiyorum o zamanlar. Öyle bir dönem. Gittik abi. Abi 5. sınıf bitti. Müdür dedi ki aklınız varsa bu çocukları buradan alın. Çünkü dedi okula hoca gelmedi. Henüz atanmadı. Yani bu Samaha. çocuk 6. sınıfa geldiği zaman matematik dersine girecek hoca yok. Fizik dersine girecek hoca yok. Ben veledim. Dedim ki hocam fizik dersi ne? Ben fen bilgisi diye bir şey biliyorum. Siktir amık çocuğu kaçın buradan dedi. Şimdi müdür öyle deyince annemle babam da bizi koleje yazdılar. Koleje Bidonjur. yazdırdılar. Ablam da ben de koleje gittik ondan sonra. 6-7-8 kolejde okuduk. Anadolu Lisesi sınavına girdik. İkimiz de Anadolu Lisesi sınavından kendim de övünmeyeceğim. O yüzden nereye girdiğimizi söylemeyeyim. Yine şey oluyor, muhabbet dönüyor çünkü. Vallahi baydım. Ondan sonra abi o zaman lise 2'deyiz. ÖSS 2 parça. ÖSYS miydi? Neydi? Hatırlamıyorum. Aranızda hatırlayanlar vardır. 2 parçaydı sınav. Dediler ki ÖSS. Dedik o ne? Öğrenci seçme sınavı bir tane. Dedik nasıl? 90 dakika. 90 dakika işte 180 soru. Dedik ne? Dedi öyle. İşte sen dedi sen mesela TM'ci misin? Türkçe Samaha. matematik çöz zamanın yeterse diğerlerine de el at. Sen MF'ci misin? İşte matematik fen çöz zamanın yeterse diğerlerine el at. 90 dakikalık sınavda abi ben 90 tane matematik fen sorusu çözdüm. Üstüne 40 tane Türkçe sorusu çözdüm. Yanlış hatırlamıyorsam. 40 mıydı Türkçe sorusu? 30 muydu? Öyle bir şey. 2005 yılı bu. Yani velhasıl arkadaşlar, hakikaten diyorum size. Bak chatte benimle yaşıt olanlar var. Bu arada babam uzman doktor ve yurt dışında okudum, onu da belirteyim. Ziya yazmayın oğlum. 2005 ÖSS yazın. Size yemin Bidonjur. ediyorum. Ya bilmiyorum belki de bu Antalya etkisidir. Antalya etkisi olabilir. Biz Antalyalılar olarak Antalya'da eğitim, öğrenim, dershane manyak bir sektördür. Çocukların anasını sikene kadar okuldan çık, dershaneye git, dershaneden çık, özel derse git, eve git, test çöz, test çöz, toz ye, test çöz, toz ye, test çöz, toz ye. Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi uyumaz, test çözer, test çözer. Böyle çocuktuk tamam mı biz? Böyle çocuklardık biz. Ben özel dersten gece 12'de çıktığımı biliyorum. Annem gece siestasına yatardı, uyanıp gelip arabayla bizi alırdı. Böyle bir çocukluk geçirdik. Yeter diye anladın mı? Yani hakikaten böyle. Aynı başları çıkmıyor mu? Abi her gün ayrı derdi oluyor bu Streamlabs'in ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anlamaya çalışayım. Yo çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Çıkmasa da burada çıkıyor. Ben okuyacağım merak etmeyin. 2005'te sınav 3 saat miydi? Ya abi onun gibi bir şeydi. Bakacağım şimdi. Kaç soru vardı ona da bir bak. 3 saat 180 soru muydu? Hatta böyle bir şarkı bile var. Neydi? 3 saat 180 soru hayatımı bu belirliyor. Öyle bir şeyler vardı. Hatırlamam lazım. 2005 ÖSS. Kaç soru vardı? Tam hatırlamıyorum. Ha, buldum abi. Buldum. Doğduğun Bu köyde mu? yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Evet Sen ne bu. yaptın? Bu abi. Sınav kaç saatti? Tam olarak hatırlamıyorum. Siz de şey yaparsınız ki üstünden 13 yıl geçmiş. Türkçe soru
45 tane, tamam mı? 45, matematik 45. İşte biyoloji, kimya. 90 soru MF vardı. Üstüne de 45 Türkçe çözdüm. Ya 40, ben Türkçe'de şunu hatırlıyorum. Bir tane boşum vardı, yanlışım yoktu. Matematiğim çok iyi değildi. Çok iyi değilden kastım 3 mü 4 mü ne yanlışım vardı. Fizikten bir yanlış, bir boştu. Kimyadan bir boştu galiba. Biyolojiyi hatırlamıyorum bile. O zaman biyolojiyle çok ilgisizdim. Kaç yaptım hatırlamıyorum oradan. Kaç oluyor toplam? Kaç soruydu? 90-45'te 135 soru falan çözdüm ben. Tarihe hiç girmedim. Biraz vaktim kaldı. Din mi ne? Öyle bir şeyler. Oğlum ego demeyin bak. Şu anda Antalya Anadolu Lisesi'nde okuyan herhangi birini bulun. Nasıl bir ortamda yaşadıklarını sorun. Giriş yapıp gösteremem çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Okul numaramı bilmem ne. Bizim zamanımızda şey bile yoktu ki. Sizde e-okul var değil mi? Bizde yoktu öyle bir şey. Bizde e-okul yoktu. Sınavda işemiş miydin? İşemedim. Sınavdan önce kustum ama. Sınavdan önce iyi kustum, sağlam kustum. Sabah kahvaltıdayız işte, annem diyor. Oğlum bal ya bal, be, zihnin açılır, zihnin böyle balı aldım ağzıma koydum. Bir saniye dedim, gittim, bizim küçük tuvalet var. diye. Şarkı bu abi, ne şarkısı? Bu arada E-Devlet şifrem de yok. Ha şarkı bu, evet. Bununla diyor işte herhalde, 3 saat 180 soru. Allah'ım sen aklımı koru, buydu şarkı.